Zarif hanımefendiler ve Latif beyefendiler, çok değerli katılımcılar. Bu akşam için sizler buraya kadar geldiniz, bizler Ankara'dan geldik. Bu birlikteliğin sağlanmış olması inanın hepimizi çok mutlu edecektir. Üstelik de Öğretmenler Günü gibi özel bir günü de birlikte kutlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim, teşekkür ederim. Konser boyunca ben Şinasi Çalı, yardımcı olacağım onun müsaade sizlere. Şimdi böyle gecelerin en güzel anlatımı nasıl olur? Bu gecelerin organizasyonunun ta başından beri içinde olan insanların anlatması çok daha anlamlı ve güzel olur. Şimdi izin verirseniz ben saz arkadaşlarımı öncelikle buraya davet etmek istiyorum. Belki duymazlar, şöyle yavaş yavaş da gidip kendilerini uyaracağım. Ben hızlıca geçeceğim, saz arkadaşlarım isimlerini okuyacağım. Sizlerden en sonunda topluca güçlü bir alkış isteyeceğim. Saz arkadaşlarımız hazır. Ben anons ettikçe çıkacaklar. Kemanlarda Münir Umurtağ, Süleyman Ali Ünver, Burak Eryiğit, Dilara Ocak. Kanunlarda Emre Gültekin, Yakup Beler, Büşra Gülmez. Utlar Deniz Cicibıyık, Ali Kağan, Çello Yiğit Ateş, Klarnet Celil Buğra Çevik, Ney Kamil Şener ve ritim sazlarda Hakan Şahinoğlu, Ali Furkan Hızal, Emir Kutlu. Alkışlarınızla tutulun. Efendim ne demiş Yunus Emre'miz? Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Böbürlenecek ne var? İşte buyum ben. İşte Karevin, Karaman Eğitim Kültür Vakfı'nın çok değerli müzisyen arkadaşlarımız, koro arkadaşlarımız. Alkışlarınızla koromuzu huzurlarınıza alıyoruz. Kalabalık olunca alkışlar tabii bitiyor ama gelmeler bitmiyor. Hadi biraz daha. Lütfen arkanıza yaslanın, rahatlayın. Telefonlarınızı mümkünse sessize alın ve bu güzel konseri izlemek için daha böyle rahat bir şekilde lütfen hazır olun. Şimdi, biraz önce bahsettim ya mimar, evet. Orada bir vakıf var, evet. Vakıfın bir korusu var, evet. Ama bu hazırlıkları en güzel kim anlatır? Tabii ki bu işin içinde mutfağında olan insanlar. O yüzden bu geceyle ilgili bir konuşma yapmak üzere Karabey'in çok değerli başkanı, alkışlarınızla Veli Bozkır beyefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Milletvekili, kıymetli protokol, saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Tatlı bir heyecanla Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Dur'un bu yılda bir konser yapalım talebiyle hemen hazırlıklara başladık. Bu özel gün bizim için çok kıymetliydi. Hatta repertuar konusunda kendisinden de destek aldık. Biraz sonra huzurlarınıza çıkacak kıymetli şefimiz
bu repertuarı harmanlayıp güzel bir repertuarla Karaman'ımıza yakışan, Karaman insanımızın gönlüne dokunacak eserlerle huzurunuzdayız. Bugün özel bir gün. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepimizin hayatına, hepimizin yaşamına dokunan kıymetli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aramızda ayrılanları rahmetle anıyorum. Evet, Duru Bulgur, bütün Karaman'ın bildiği, sevdiği, hepimizin gönlünde yaşayan bir değer, Duru ailesi. Hemen hemen her alanda, okullarımızda, sokaklarımızda, sanatta, sporda, kültürde, eğitimde, her alanda Karaman'da imzası olan, emeği olan bir aile. Ve bu nazik davetleri, samimi ev sahiplikleri, çok değerli ağırlamaları için kendilerine, Duru ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bizi davet ettiğiniz için. Değerli dostlar, koromuz Kızılay'da yerimizi aldıktan sonra 2012 yılında kurma kararı aldık. Yönetim kurulumuzun kararıyla başladık. Birbirinden değerli, çok kıymetli arkadaşlarımla bu yola başladık. Ve bugüne kadar 2 yıllık kapanma dönemi hariç 10 yıldır 38 konser icra ettik. Ve bugün aranızda hepimizi heyecanlandıran, duygulandıran gençlerimiz var. Bunlar Karaman'ımızın bağrından çıkan, Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olup Ankara'da üniversite eğitimi için gelen genç yeteneklerimiz. Burada bir konuya bir parantez açmak istiyorum. Sene 2010, Sayın Milli Eğitim Bakanı Nimet Hanım, hemşehrimiz biliyorsunuz, o dönem, yaz dönemi Ankara'da yetenek sınavı için çokça öğrenci beni arıyor. Tabii bu bir günlük, iki günlük bir kurs değil. Resim ve müzik alanında bir iki aylık bir kurs gerekiyor yetenek sınavına girmek için. Arayan çocuklar iki aylık konaklama artı kurs ücretleri gibi talepler bizi böyle artık sıkıştırınca Sayın Bakanımızı aradım, randevu istedim, hemen kabul ettiler. Gittim kendilerinden, Sayın Bakanım benim kızım da Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. Ben Ankara'da görevde değildi, Karaman'da olsaydım 13 yaşında ortaokulu bitirmiş bir yavruyu ben evden uçuramazdım, gönderemezdim. İyi ki burada olduğum için yavrum bu eğitimi alma fırsatı buldum ama Karaman'da çok yetenekli yavrularımız var. Bunlara bu imkanı sağlamamız lazım. Hemen zile bastı, Ortaöğretim Genel Müdürü çağırdı. Sayın Genel Müdür geldi, derhal dedi Karaman'a Güzel Sanatlar Lisesi açıyoruz. Efendim okul şu bu, hiç de düşünme, hemen de okulun bir yarısında eğitime başlayın. Ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışında Sayın Nimet Çubukçu'nun, o dönem şimdi Nimet Baş Hanımefendi'nin çok büyük katkısı var. Ben kendileriyle geçen hafta görüştüm. Aylık öğrenci toplantımıza da gelecekler. Aylık toplantımızda kendileri misafirimiz olacaklar. Biraz Karaman olarak şunu sanki ihmal ediyoruz. Biraz vefada eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Bu arada Lütfü Elvan da, Sayın Bakanımız da bu hızlı tren açılışında gelmedi. Daha sonra ben sebebini eşi Zeli Hanım'dan öğrendim ve davet edilmediğini söyleyince çok üzüldüm. İçim yandı. Yani böyle bir şehre büyük bir proje kazandırılıp da projenin mimarının davet edilmemesi gibi bir eksiklik gerçekten yürek yaralayıcı bir durum. Ve müsaadenizle bu tarafı burada kapatıyorum. Korodan açılınca gençlerimizin okulunu anlatmak için girdim. Koromuzdaki diğer arkadaşlar gerçekten Ankara'da 600 civarında korodan bahsediliyor. Ve TRT sanatçılarının icralarıyla kıyaslanmayacak kadar kaliteli, disiplinli ve muhteşem bir koro ses kalitesine sahip bir koromuz var. Ve bunları iftar ediyoruz, gurur duyuyorum. Ben arkadaşlarımı bizi 600 koro içinde bizi tercih edip bizimle oldukları için hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Son üstadlarımız hepsi kırıl kırıl gençlerimiz. Geleceğin gerçekten virtüözü olacak, ses sanatçısı olacak güzel insanlar var aramızda. Onlara teşekkür ediyorum. Keçiören Belediye'miz sağ olsun, belediye başkanımızı ziyaret ettik. Araba istedik, kırmadılar. Otobüsümüzü onlar karşıladı. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bu özel günde kıymetli öğretmenlerimize armağan için huzurunuzda bulunduğumuz bu özel günde bizi yalnız bırakmayan siz kıymetli seyircilerimize. Esas alkışı büyüğü sizlere. Siz olmazsanız biz burada olmazdık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Tabii büyük bir
gibi disiplinle, sabırla bizi çalıştırıp sizin karşınıza çıkmak için hazırlayan kıymetli şefimiz Seçil Akkutlu'ya teşekkür ediyorum. Ve sunucumuz Şinasi'yi artık kadroya aldık. Bütün konserlerimizi o sunuyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu güzel günde iyi dinlemeler olsun. Keyfini çıkaralım. Tekrar kıymetli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum vakfımız adına. Evet değerli konuklar. Şimdi koromuz konserine başlayacak. Saz arkadaşlarımızı da söyledik. Bu arada hemen buradaki gördüğünüz saz arkadaşlarımızı aslında Karamanlı olanları saymaya kalksak çok zaman alacak. Olmayanları saysak belki de. Ya üç ya da dört kişi, geri kalanı hepsi Karamanlı. O güzel gençler için güzel bir alkışla başlayalım. Evet, şimdi bir konserin biliyorsunuz ki sunumu için öncelikle başlaması için hocamızın da gelmesi gerek. Ama ben hocamızla ilgili kısa bir biyografi sizlere sunacağım. Ses sanatçısı Seçil Ak, 1969 yılında Çanakkale Ecevabat'ta dünyaya gelmiş. İlk orta ve lise öğretimini Ecevabat'ta tamamlamıştır. 1988 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünden 94 yılında mezun olmuştur. Konservatuarda çok değerli hocalarımızdan feyiz almış, onların derslerine girmişlerdir. Doktor Alaaddin Yavaş'ı bunlardan bir tanesidir. Bekir Sıdık, Seyit Gengine, Tülin Korman gibi çok değerli sanatçılardan ders almıştır. 94 yılında Ankara TRT Radyosu'nun, Ankara Radyosu'nun açmış olduğu yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak göreve başlamış, kuruma bağlı bölgesel radyolarda, halk konserlerinde ve sayısız televizyon radyo programlarında görev almıştır. 99 yılında kurulan Mavera Türk Müziği Topluluğu ile ülkemizde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerdeki konserlere solist olarak katılmıştır. 2004 yılında TRT kurumunun hazırladığı Alaturka Beste Yarışması'nda solist olarak seçilen Seçil Ak, yarışmada çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Aslında çok anlatmak mümkün olan şeyler var ama bazen insan yaşayarak çok daha iyi anlatır. Şimdi konserimizin ilk şarkılarını söyleyeceğim, sonra da hocamızı çağıracağım. Rast makamıyla, işlerimiz rast gitsin, rast makamıyla başlayalım dedik ve rast makamından eserlerimizle başlıyoruz. Koromuzun seslendireceği iki tane eser var. Yine bir Gül Nihal aldı bu gönlümü ve aşk denilen ateşe yanılırlar. Koromuzla dinleyeceğimiz eserler. Şimdi alkışlarınız eğer hazırsak, koromuzu yönetmek üzere, bu akşamki konseri yönetmek üzere o alkışlarınızı çok değerli şefimiz Seçil Ak Kutlu için rica ediyorum. Huzurlarınıza Seçil Ak Kutlu.
Efendim şimdi arka arkaya iki eser. İlk eser gecenin ilk solistiyle gelecek. Beste Gültekin Çeki, Güfte Hayri Mumcu'ya ait. Bundan sonrasında koromuzun seslendireceği bir ikinci Gültekin Çeki eseri var. Bu eser milli şairimiz, sözleri milli şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan'ın tarafından yazılmış. Sizlerin de çok yakından bildiği bir eser. Öncelikle ilk eser. Unutulmuş bilenler, eski dostlar, eski dostlar diyecek, kim bilecek? Alkışlarınız, solistimiz Ersin Cici Büyükçü'ne. Sorumlusu geliyor. Bekir Sıtkı Erdoğan sözleriyle.
Kara gözlüm, efkarlanma, gül be. Hep birlikte. Değerli konuklar, sıradaki eserlerimiz Nihavet Makamı'nda ve arka arkaya üç tane solistimiz gelecek. İlk eser bir amcamın şarkısı, biraz kül, biraz duman. Alkışlarınız solistimiz Salih Zeki Gazaz için. Thank you.
Sıradaki solistimizi huzurlarınıza çağırıyorum. Bir Hacı Arif Bey şarkısıyla. Bakmıyor çeşmesi feryade diyecek. Alkışlarınız Alparslan Öğüt için. Bakmıyor çeşmisi ya feryade, bakmıyor çeşmisi.
aşkına. Solistimiz aşka gönül vermem, aşka inanmam diyecek. Alkışlarınız Müzeyyen Öztürk için. Yeah.
Buradan bakıyorum, söylenen şarkılara eşlik eden dostlarımızın sayısı hayli fazla. Özellikle protokoldan takip ediyorum. Zaten salonumuzda yüz tanıma sistemi var, sonra da kimler söylüyor tespit edeceğiz. Onların koroya kaydını yapacağız inşallah. Efendim şimdi sizi koro, büyük koro, arkadaşlarımız küçük koro, birlikte bir şarkı söyleyelim. Yine ne Avni makamında, Avni Hanım bestesi. Hadi o zaman. Alkışlarınız, polisiniz Erdal Yıldız. Çalındı.
Alkışlarınız yine gitmeden, durmadan devam ediyor. Huzurlarınıza gelen solistiniz şimdi söyleyeceğim. Artık yeşilecek bir dalın yok diyecek bir Necdet Tokatlıoğlu eserinde. Alkışlarınız solistimiz Arzu Ay Yıldız Çelik.
Semalardaki Haşmet ne güzel şey. Evet, hatırladınız değil mi? O zaman alkışlarınız solistimiz Turgay Aykut için.
Evet. Yıldızların altında, özellikle de Karaman'da bu şarkıyı söylemek de çok güzel bir şey. Arkadaşımıza biraz daha bir alkış. Değerli dostlar, şimdi sırada Karaman'ın yetiştirdiği çok ünlü bestekar, bilinen bir isim. Ünlü Duran'ın iki eseri var zaten. Şu anda tam bir Karaman kokusu olacak. İlk eseri seslendirecek olan arkadaşımız da Karaman. Buna bağlı koromuzun seslendireceği yine Gündoğdu Duran'ın bir eseri. İlki, ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yani. İkincisi, pembe küçük dudağın söyledi şarkımız. Evet, bu ilk şarkıyı seslendirmek üzere yine solistimiz, Karamanlı arkadaşımız, avukat Cihat Akkulak uzanmış. Thank you.
Zaman ne kadar çabuk geçmiş. Çok da fazla değil aslında. Birinci bölüm bitmiş. Daha 5 bölümümüz var, merak etmeyin. 15 dakika sizlere istirahat. 15 dakika sonra sizleri burada bekliyoruz. Alkışlarınızı tekrar koronuz için. Saz arkadaşlarımız hazır, koromuz hazır, ikinci bölüme başlayabiliriz ama bir eksiğimiz var. Nedir? Birincisi o sizin güzel alkışlarınız ve ikinci bölümü yönetmek üzere yine o güzel alkışlarınız avuçlarınıza gelen şefimiz Seçil Akkurt'a. Bir Teoman Altay şarkısı var ve bir düet şeklinde dinleyeceksiniz. Bir özelliğimiz var yalnız, bu düeti yaparken bir karı koca gelecekler. İkisi, yalnız biz geçen hafta kutladık sevgili solistimizin Arzu Hanım'ın, onun da doğum günü. O yüzden alkışlarınızı daha böyle kutlayıcı istiyoruz. Nasıl bir işte habersiz sadece benim yorumlarla dinleyeceğiz. Ve alkışlarınız Arzu Mehmet Akçabay.
Seslendirecek olan bir misafir sanatçı arkadaşımız var. Ankara Kültür Bakanlığı'na yenice girdi. Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Bizim koromuzun elemanlarındandı. Görüyor musun? Bakın şimdi Karaman Korosu neler yetiştirmiş diye de. Bakın alkışlarınız Zeynep Beyza Aksel'e. Öncelikle 7 sene önce beni bu koroya davet eden, binbir emekle koroya başkanlık eden Sayın Başkanımız Veli Bey'e, her hafta provalara koşa koşa gitmeme vesile olan bu aile samimiyetine haiz muhteşem koroya, bizlerden emeklerini, tecrübelerini esirgemeyen saygıdeğer şefimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Layık görülüp sanatçı olarak davet edilmek benim için ne kadar onur verici bilemezsiniz. Fakat Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın emeklerini göz ardı edemeyeceğim. Bu koroya katıldığım ilk günden itibaren Türk müziğine ve özellikle gençlerin gözlerinde gördüğünüz o müzik aşkını perçinlemekten bir an olsun vazgeçmeyişiniz. İşte bizi tam olarak bugünlere getirdi. İyi ki varsınız. Temennim odur ki hep var olursunuz. Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet sevgili müzikseverler. Şimdi üç tane solistimiz gelecek. Üç arkadaşımızın üçü de Karamanlı. Sıraya koyduk onları. Üç tane Karamanlı arkadaşımız sizlere gelip şarkılarını söyleyecekler. İlk eser, Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına. Kaptanzade Aziz abi'nin bu Hicaz şarkısı. Tabii ki alkışlarınız yine bu değerli solistimiz Ali Konur için. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, ay geçti. İlkan San'ın sözlerini yazdığı Saadettin Öktem'in izletini yaptığı bu Hicaz şarkıyla yine Karamanlı bir solistimiz geliyor. Bülent Akgül. Oh,
geçti, ömür geçti, yaş geçti. Aşkın Tuna yazmış sözleri, Hüsnü Üstün bestelemiş. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım diyor. Ve yine bir Karamanlı solistimiz geliyor. Alkışlarınız Kerem Akbulut. Sevdiklerinizin kıymetini
gitmeden, kaybetmeden bilmek gerekiyor. Evet. Hemen arkasındaki şarkıda diyor ki Suat Sayın'ın bir eseri. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Bu sefer alkışlarımız kimin için? Koromuzun çok değerli başkanı Burcu Gül Ay huzurlarında. Özlem'in Hafızoğlu bir caz şarkısı. Yalnız Şef'im arka arkaya nasıl denk gelmiş dikkatimi çekti. Önce koro başkanı, şimdi de vakıf başkanı arka arkaya. Yani başkanlar geçidi gibi olacak bu. Efendim, kısa adı mecburum. Aşk ne zaman kalbe gider bilinmez eylem bir caz şarkı. Evet, bu şarkıyı seslendirmek için de alkışlarınız Karabin çok değerli başkanı Melih Boşkır için.
kalbe girer bilinmez. Thank you.
Değerli müzikseverler, bugün öğlen Karaman'a geldiğimizde organizeye gittik bir fabrikaya. Öğlen yemek yedik orada. Fabrikanın adını söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Fabrikanın adı Duru. Ama ne kavurma yemişiz. Tadı hala tamamında durup duruyor. İnanın yani. Efendim, şimdi yıllar önce Karaman'a yine bir geldiğimizde bir arkadaşımız Karaman için bir beste yapmıştı. Kemancı arkadaşımız Münir Omurta. Böyle kıpır kıpır, şıkır şıkır. Şimdi siz de yerinizde duramayacaksınız. Önce Münir söyleyecek, koromuzu eşlik edecek. Bu kıpır kıpır şarkıyı sizler de bir duyun. Karaman'a özel bir beste. Buyurun. Bu sefer Karamanlı gençlerden bir Karaman türküsü dinleyeceğiz.
Hani sizin yakından bildiğiniz Aman Karamanlı var ya, anonim bir türkü. Bu türküyü Karamanlı müzisyen arkadaşlarımızdan, genç arkadaşlarımızdan, onlarla birlikte hepsinden dinleyeceğiz. Hazır mıyız birlikte söylemeye? O zaman genç arkadaşlarımızla sahip. Konserimizin son solistini çağıracağız.
Ondan sonra buna bağlı bir karşıya hareketli eserlerden oluşan bir konu göreceksiniz. Tamuram'ın ince kıvrak beli var. Hüsalettin Kaynak türküsü bu. Yine Karciğer Bakanlığı'nda. Hazır mısınız alkışlamaya son solistimizi? Alkışlarınıza Hikmet Efe geliyor.
hata yaptım. Konuşmayın da olur. Son solisti anons ettim ama asıl büyük solisti anonsunu böyle en sona bıraktığım için yaptım. Belki de önümüzdeki dönemde Karaman'da kurulacak koronun olası şefinin sesini duymak istemez misiniz? O bizim canımız. İstiyoruz ki sizin de canınız olsun. Şefin şarkı söylerseniz kırmazsınız bizi. Sevgili Emin Duru'nun da çok istediği bir şarkı bu. Alkışlarınız Seçil Ak Kutlu için. Thank you.
Efendim, bazı anlar, bazı anılar hiç unutulmaz. Biz de bu akşam gündüzden bu yana yüreğimize yazdık kahraman anılarımızı efendim. Kıymetli misafirperverlikleriniz için, havanız, suyunuz, taşınız, toprağınız için, Yunus'un diyarı olduğunuz için, atamızın ata toprakları olduğu için. Koşarak geldik, aylardır gördüğünüz her bir kıymetli üyemiz kocaman yürekleriyle, fedakarlıklarıyla, tabii ki vakıf yönetimimiz ve kıymetli başkanımızın ve sunumlarıyla bu geceyi taşlandıran Şinasi Çalı'nın destekleriyle gördüğünüz bu pırıl pırıl orkestra sizler için de efendim her şey. Ayaklarınıza sağlık. Ve tabii ki baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çok onurlu bir gece. Sanatçılığımla birlikte öğretmenlik mesleğimi de ifa etmekten onur duyuyorum. İyi ki bu milletin evlatlarıyız. Ne desem az gelir. Bizler payımıza düşeni sanatla. Ve biliyorsunuz atamızın İlk devrimlerindendir musiki devrimi. O bizim musikimizin batıyla eşdeğerde modernizasyonlaşma çabalarıyla, gayretleriyle gidin dedi. Bakın neler yapıyorlar. Bizim gelenekselleşmiş bir zamanlar Osmanlı musikisi diye adlandırılan tabii ki hay hay 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir imparatorluktu ama 1071'den öncesi de var efendim. 1071'den sonrası da 2024 Türkiye Cumhuriyeti'nin atamızın kurmuş olduğu Cumhuriyet rejimiyle bir kadın olarak, bir sanatçı olarak bu ülkeye sesimi duyurabilmekten onur ve gurur duyuyorum. Birlikte yolunda yürüyen, yürümeme kıymet veren, izin veren tabii ki kıymetli protokolümüz, kıymetli Karaman halkı, dediğim gibi yüreğimize yazdık. Ve buyurun, şimdi buradaki koroya müsaade var mı arkadaşlar? Büyük koro, Muallim İsmail Hakkı Bey'in, atamızın en sevdiği, Acem Kürdi. Ben eminim eşlik edeceksin. Fikrimin ince gülü der miyiz hep beraber? Sen bölümün
için, başkanımız için, sunumluluğum için ve tabii ki sizler için efendim. En kıymetli alkışlarım. Ben çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar suçu lisan ettiysek lütfen bağışlayın. Böyle bir şefin elinde şarkı öğrenmemek, okumamak mümkün mü? Beni de çağırdı, hadi de ben de söylemiş oldum. Efendim, kaçıncı geldim karımını hatırlamıyorum ama her seferinde geldim. 2012'den beri geliyorum. Da yukarıdaki salonlardan aşağılara buraya kadar geldik. Ayaklarınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız. Buraya kadar geldiniz. Şimdi küçücük bir sizlerden birkaç dakikanızı yine alacağız. Sonra uğurlayacağız, merak etmeyin. Daha sonra üçüncü bölüm için tekrar burada olacağız. Yok, kalanlar bizimle beraber söyleyecekler zaten. Öğretmenler günü dedik. Hocamızın aynı zamanda Atılım Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu da bu arada belirtelim. O da bir küçük seremonimiz var. Değil mi? Sayın Valim, zaten sizi sahneye alabilir miyiz? Tüm öğretmenlerimiz adına bugünün anısına sevgili Çiçekçi. Sayın Valimiz, buyurun. Akşamlar muazzam bir gece yaşadık. Bu gecede emeği geçen herkese can gönülden teşekkür ediyorum. Karımına geleli henüz hikaye olmadı. İkinci ayımızı yeni dolduruyoruz. Geldiğim günden beri bana efendim karıma nasıl buldunuz, nasıl buluyorsunuz diye soruyorlar. Karımını muazzam, muhteşem buldum ama bugün bambaşka buldum. Çünkü Türkiye'nin en büyük vilayeti İstanbul, en uzak vilayeti Iğdır dahil memleketin birçok diyarında görev yapmış. En sonunda da İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri yapmış birisi olarak. Birçok il gördüm ama öylesini ne gördüm ne de duydum. İlk gördüğüm şeylerden bir tanesi olarak bu şehri tarım ve tarıma dayalı bir sanayi şehri olarak görmüştüm. Ama bugün bir kez daha müşahede ettim ki bu şehirde çok ciddi bir kültür, sanat potansiyeli de var. O bakımdan Şinasi Bey'in değil mi? Evet. Şinasi Bey'in iki defa zikrettiği bu Karaman'da da bir koro kurulması meselesinde üstüme düşen görevi memnuniyetle kabul ettiğimi beyan etmek istiyorum. Böyle bir ailenin biz de ferdi olduk, mensup olduk. Efendim sizlere layık olmayı Cenab-ı Hak'tan gerçekten niyaz ediyorum. Elimden gelen her şeyi ardına kadar yapacağımı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, sağlıklarınıza sağlık, varlığınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bırakmayalım. Bir toplu fotoğraf için Sayın Milletvekilimiz Osman Bey'i de buraya alabilir miyiz? Kurucu üyemiz aynı zamanda kendileri. Derneğimizin ve vakfımızın hizmetlerinde çok emeği oldu sağ olsun. Şimdi siyaset arenasında hizmetlerine devam ediyor. Arkadaşlar Şinasi Bey benim bir şeyler söylememi söylüyor. Ben de söylemek istiyorum. Şimdi şayet seyircilerimiz olmasa koromuzun burada oluşunun bir manası yok. Sadece koromuzun olması seyircisiz olmaz. Onun için sizin kulaklarınıza ve gözlerinize sağlık. Koromuzun da diline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir geceydi. Evet, adettendir bana çiçek verilecek tabii ben değil. Daha önce de o sayın vekilim vermişti bana bu herhalde değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben bu çiçeği bu akşam
bütün başta baş öğretmenimiz, bütün öğretmenlerimiz adına kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Emin Duru, Sayın İhsan Duru, bir hatıra foto ev sahibi olarak sizleri de buraya alabilir miyiz? Sayın Jandarma Alay Komutanımız, Sayın Diyet Müdürümüz, buyurun efendim lütfen. Hanımefendi sizi alabilir miyiz böyle? Belediye Başkan Yardımcımız. Aslında hep birlikte bir eser okumak isterdik ama. Evet, evet, Mehmet Bey buyurun, İl Milli Eğitim Müdürümüz, sağ olun. Efendim şimdi olası Karaman Korosu'nun provasını yapacağız. Şu anda sahnede olan bütün protokol üyelerimizin koroya geleceğini kabul ediyoruz efendim. Koroya da. Uzaklaşsa o zaman yüreğimden nameler dilime kendiliğinden dökülür. Bir vesile kendisinden ayrı kalsam bir sabah bakmışsınız ki hiç aklımda olmayan bir nameyle, bir ezgiyle uyanmışım. Böyle bir ön şartı var. O da zor. Bakalım ne yapacağız. Her şey nasip Cemal. Her şey nasip Cemal. Sayın Mahir, bize zorluk yok. Böyle şefimiz olduktan sonra her şey kolay. Çok çok kıymetli dostlar. Çok sağ olun. Gerçekten önce bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli öğretmenler, biz hazırladığımız bu gecede. Başta Sayın Valimize, Sayın Valim gerçekten.